Ekonomi dünyası olarak bu hafta programımıza İstanbul Habibler'de faaliyet gösteren Rekepak Köşebent Ambalaj firmasına konuk oluyoruz. 15 yılı aşkın süredir karton köşebent, çentikli köşebent, kilitli köşebent imalatı, üretimi, ambalaj ve paketleme malzemeleri sistemleri konusunda alanında her zaman yeni ve öncü olmuştur. Sözü daha fazla uzatmadan firma ortağı Kemal Solmaz'a mikrofonumuzu uzatıp işin imalatı konusunda değerli fikirlerini alıyoruz. Biz 2008 yılından beri ticaret içindeyiz. Bu ürünlerin alıp satımını yapıyorduk. 2020 yılında da bunu taşlandırmaya karar verdik Recep Bey'le. İmalatını kurduk. O yıldan bugüne de günlük 40 bin metre, aylık 1 milyon 200 bin metre kapasiteli üretimimiz devam ediyor. Neler yapıyorsunuz? Müşterilerimizin talebine göre işte 3'e 3'ten 10'a 10'a kadar ürünlerimizi her türlü baskılı, baskısız, uzunlukta sınırsız bir şekilde üretimlerimiz devam ediyor. Köşebent dediğimiz ürün. Peki kullanılma alanları nerelerde kullanılıyor, teknik özellikleri nedir yapmış olduğunuz ürünlerin? Biraz da onlardan bahsedelim. Kullanım alanları her türlü şeyde açık. Yani bir alüminyumcudan tutup beyaz eşya, tekstilden yani her türlü kullanım alanlarına veriyoruz. Sıkıntısız. Yani her sektörde kullanılabiliyor. Her kullanılıyor. Yani ambalajın olduğu her sektörde kullanılabiliyor. Özellikle ihracat yapan firmalarımız ağırlıklı konteyner bazında ürün gönderenler daha devrilmemesi için, daha sağlam gitmesi için bunları kullanıyorlar. Evet. Peki efendim şimdi tabii köşebent diyoruz biz, evet, bunlara. Çünkü ambalajın köşelerine konuyor. Biz üretiminden de görüntüler aldık. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii siz daha yeni bir firmasınız. Evet. Yani çok eski bir firma değilsiniz ama sektörde marka olmaya aday firmalardan bir tanesiniz. Kesinlikle. Yani bu 3 senelik süre içerisinde bayağı yol kat etmişsiniz yani sonuçta. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani farkınız nedir? Rekapak'ın özellikleri, farkındalık yaratması nereden kaynaklanıyor? Üretim aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Farkımız kalitemiz. Yani müşterilerimizin istediği ürünleri en iyi kalitede, en yüksek kalitede gönderdiğimiz için müşterilerimiz de sağ olsun bizi sürekli tercih etmişlerdir. İşin önemli ayaklarından biri olan dağıtım ve satış konusunda da Recep Güven, hedeflerinin dünyanın her yerine satış yapmak olduğunu belirtti. Şimdi öncelikle biz karton köşebentleri olabildiğince yüksek kalitede üretmeye çalışıyoruz. Ve minimum fiyatlarda kar marjıyla çalışıyoruz. Türkiye'de 81 ile gönderimiz mevcut. Su firmaları olsun, mobilya firmaları, narenciye firmaları, bunun gibi daha yüzlerce sektöre ürün tedariği sağlıyoruz. Peki şimdi tabii dediniz ya 81 vilayette üretimimiz var, gönderimimiz var. Her sektör, hemen hemen ambalajın olduğu her sektörde de varsınız. Mesela dağıtım aşamasında, pazarlama aşamasında nasıl bir sistem? Yani buradan fabrika teslimi mi yapıyorsunuz? Kargolama gemi yoluyla olabilir, normal karayoluyla olabilir, hava yoluyla olabilir, yurt dışına. Sistemler nasıl çalışıyor? Genelde şehir dışındaki müşterilerimiz ambar sistemiyle çalışıyorlar. Kendileri buradan alıyorlar veya kendi araçları İstanbul'a geldiği zaman da buradan kendileri alıyorlar. Bizim sevkiyatımız yok. Ürün çünkü ağır olduğu için. Fabrika teslimi yani buradan yapıyorsunuz her ürün siz yani. Fabrika teslim çalışıyoruz. Evet. Peki efendim mesela yurt dışında da bazı ülkelere gönderim yapıyorsunuz. Mesela hangi ülkeler bunlar? Ürdün'e sevkiyatımız oldu, ihracatımız. Azerbaycan ihracatımız oldu. Bulgaristan ihracatımız oldu. Şu anda yeni yeni açıldığımız için de diğer ülkelere de şu anda... Yani iştahınızı kabartan bir ülke var mı mesela Recep Bey? Ya şu bir iki ülkeye de ihracat yapsak dediğiniz... Bütün ülkeler. Bütün ülkelere. 136 tane dünya ülkesi var. Hepsine yapalım diyorsunuz. Tabii olabildiğince yani Afrika'dan da çok sayıda ziyaretçiler geliyor bildiğiniz gibi. Arap Yarımadası'ndan çok müşteriler geliyor. O taraflar önceliğimiz. Avrupa aynı şekilde önceliğimiz. Bizim asıl hedefimiz yurt dışına açılmak zaten. Yani Türkiye içinde kalmak değil. Hedefimiz yurt dışı. Bunun için de çalışmalarımız sonumuzda devam ediyor. Yani belki de üretiminizin bugün
çoğunluğunu belki Türkiye'de satış yapıyorsun ama belki ileriki süreçte %90 yurt dışına gidecek. Belki %10 gibi bir kısmı yurt içinde olacak.